Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki dersimizde girişimci örneklerinden bahsedeceğiz. Tabii burada başarılı olmuş girişimcilerin yanında hakikaten işleri ters gitmiş olan girişimcilerden de bahsedeceğiz. Bir tanesi Adana İş Kadınları Derneği'nin yapmış olduğu bir proje. Bir girişimcilik seminerinin ardından bir öğrenci, Gülnur Secan Nernekli, anneniz abur cubura izin verecek sloganıyla cubur tadlı ürünü okulda satışa sunuyor. Çok orijinal. Ürünler birkaç dakika içinde tükeniyor. Elde ettiği geliri okul aile birliğine bağışlıyor. O zamanki rakamlarla çok düşük bir rakam ama bakın çok orijinal bir şey. Nereden başlıyor işi? Anneniz abur cubura izin verecek sloganıyla cubur adlı ürünü. Ve bu işte neyi getiriyor biliyor musunuz? Yaratıcı düşünce, yenilikçi düşünceyi. Sonrasında okul müdürü Hanifi Çelik ve müdür yardımcısı okulda girişimciliğin önderliğini yapıyorlar. Anneniz abur cubura izin verecek ve atıştır atıştır açlığını yatıştır sloganlarıyla milföy yamurundan bu cuburtla ilgili şeyleri geliştiriyorlar. Ve 250 adet cuburtu bir dakikada tüketiyorlar. Burada okulda üründen daha çok ne gündeme geliyor biliyor musunuz? Gündüz Sejan Lernekli'nin girişimciliği. Okul arkadaşları bu öyle bir gösteriyorlar ki şaşırıyor burada Gündüz. Ve sattığı cuburtlardan elde ettiği parayı okul aile birliğine getirip bağışlıyor. İkinci örneklerimizden bir diğeri Aslı Gökdere çok orijinaldir. Bu tabii 20 yıllık bir belki 15-20 yıllık ve son zamanlarda bu kendi sistemine Türkiye'deki diğer yanlış hatırlamıyorsam hepsi burada entegre oldu. Aslı Gökdere bir e-ticaret sitesi kurma kararı veren blog yazarı ve başlangıç sermayesini de Turgay Ağralı, YKM'nin kurucusundan alıyor. Doğan Online sonrasında ortak oluyor. Başlangıçta 2015 yılında 100 milyon TL ciro yapan bir e-ticaret sitesi haline getirmeye çalışıyor. Sonra bu rakam 2012 yılında 30 milyar TL'nin üzerine çıkıyor. 2013'te 50 milyar lirayı bulacağı tahmin ediliyor ve geçmiştir diye de düşünüyorum. Dikey e-ticaret sitelerinin uzmanlar çok iş yapacağını, öyle bir hadise ki arkadaşlar görüyorsunuz pandemiden dolayı bu sistematikte özellikle hakikaten işin nereye gittiğini çok daha rahat buradan izlemleyebiliyoruz. 2015'teki 100 milyonluk hedef şimdi ne kadarlık ciroya gelmiştir? Tabii bunlar çok önemli gelişmeler. İşte Aslı Gökdelen'in hikayesi birçok kadın girişimci örnek olabilecek bir hikaye. Bilgi Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansını tamamlıyor. Kaliforniya Üniversitesi'nde dijital pazarlama programını bitiriyor Gökdere. Sonra 2005 yılında bilgisayar firmalarından, Türkiye'deki büyük firmalardan birisi olan Genpa'da çalışmaya başlıyor. Büyük bir ihtimalle bu Genpa'da çalışma döneminde bu fikir kafasına entegre oluyor diye düşünüyorum ben. Ve sonra Kariyer.net'te bölge satış müdürü olarak çalışıyor. İnternet üzerinden hizmet satmaya başlıyor. Dekorasyon konusunda çok meraklı ve bir blog yazmaya başlıyor. Yurt içi ve yurt dışındaki fuarları takip ediyor. E-ticaret sitelerinin büyümelerine dikkat çekiyor. Kendisinin dikkatini çekiyor. Bloğunda da bir yandan da aldığı dekorasyon ürünlerini satmaya başlıyor. Sonrasında kendi e-ticaret sitesi de kurma fikri kafasına gelişiyor. Sonra bloğun adı olan evinizin her şeyiyle piyasaya çıkmaya tam hazırlanırken İsveçli üretici IKEA'nın, daha doğrusu pazarlamacı IKEA'nın bunu slogan haline getirdiğini fark ediyor ve başka bir isim arıyor ve 2010 yılında Evmanya'yı kuruyor. Başlangıç sermayesiyle kendi sermayesiyle büyümeyi uygun görüyor kendisine. YKM'nin o günkü patronlarından Turgay Ağralı ile bir araya geliyor.
O dönemde tedarikçi tarafı zayıf olan piyasada yatırımcı olarak YKM'yi daha cazip hale getirdiğinden bahseden Gökdere, sonrasında Turay Bey'in danışmanı ile bir araya geliyor, başlangıç sermayesi de alıyor ve perakende networklerini açıyor. Ardından diğer bir yatırım geliyor, dijital pazarlama, e-ticaret sitesi kuruyorlar. Birkaç grupla konuşuluyor. O zaman Doğan Holding'le konuşuluyor. Doğan Online'dan bu konuda destek alınıyor. 2012 yılında bir yatırım kararı çıkıyor. Bir yıl içerisinde sitenin satışları 8 kat artıyor. Bugünkü Evmanya'nın çoğunluk hissesi Doğan Online gözüküyor ama değil artık daha. Hepsi burada komun. Ve Turgay Ağralı YKM'deki hisselerini satmış olduğu dönemde Evmanya'daki hisselerini de satmış oluyor. Bu işten ayrılıyor. 3 yılda site için 5 milyon doların üzerinde yatırım yapıldığını anlatıyor Gökten'e. 20 milyon TL ciro hedefleyen bir yapıya geliyorlar. Ve ev dekorasyon alanında e-ticaret yapmak kolay bir hadise olmadığını da kendisi burada belirtiyor. Lojistik birçok zorluğu var. 2015 yılında hedeflerini 100 milyon euro ciro yapan bir e-ticaret sitesi haline gelmek olduğunu söylüyor. Eşinin yine beyaz eşya ve elektronik üzerine işi var. Daha çok ev elektroniği satıyorlar. En çok dekorasyon ürünlerinin satıldığını piyasada ve kendi iş yerlerinde belirtiyor. Hakikaten geçmişte ben bu siteyi de zaten izlemiştim. Türkiye'nin hakikaten çok çok nadir bulunan ürünlerine revaç bulmuş ürünleri satıyordu. Sonra işi kurarken beyaz eşya ve elektronik iş yapan eşinin mağazanın üst katındaki ofisi geçiyor. Hedeflerinin bu elektronik ticaret sitesine eşinin mağazasında sattığı ürünleri de ticarette satmak olduğunu belirtiyor. Sonra eşinin mağazasını kapatıyor ve ondan satışlara odaklanıyor, çok büyüyor ve şu anda hepsi burada komun bünyesinde. Bir örnek daha, iş adamıydı, iflas etti, simitçi oldu örneğimiz. Bu yaşanmış bir hadise. Ev tekstili ve pazarlamacısı olarak çalışıyor. Sonra bir mermer işleme fabrikası ve restoran açan, şehrin tanınmış isimlerinden Alaaddin Gümüş, 1 milyon liralık o zaman büyük para servetini kaybediyor. 46 yaşında 9 yıl boyunca ev tekstili pazarlamacısı olarak çalışıyor. Mermerin gözde sektörler arasına girmesinin ardından yatırımını bu alana kaydırıyor. Mermer işleme fabrikası kuruyor. 15 tane çalışan oluyor. İşler kötü gidiyor sonra. Birikimlerini kaybediyor ve tesisin kapısına kilit vuruluyor. Sonra bir restoran açıyor. Bu sektörde de tutunamıyor. Sonra restoranı kapatıyor. Ve rakamlarının kazandığı rakamların hepsini kaybediyor. Sonrasında belediye başkanını ziyaret ediyor. Yardım istiyor. Başkan Zola'nın yardımıyla simit satmaya başlıyor. İki çocuk babası Alaaddin Gümüş. Tüm mal varlığını kaybetmiş. İcralardan nefes alamaz hale gelmiş. Çaresiz. Sosyal güvencesi bile yok. Valkur prim borçlarını uzun süre ödeyememiş. Diyor aklıma simit satmak geldi. Başkanın yanına gittim. Bana yardımcı oldu. Zabıtadan gerekli izni sağladı. Atatürk Parkı önünde simit satmaya başladım. Cebimde hiç para yoktu. Simit sattığım ilk gün evime ekmek, çocuklarıma bisküvi götürecek param oldu. Şimdi mutluyum diyor. Hem de çok mutluyum. Niçin? Ailemi geçindirecek kadar para kazanıyorum diyor. İşte böyle bir yapıdan bu hale geliyor. Bazı tanıdık iş adamları esnaf arkadaşlarının kendini gördüğünü ve şaşkınlıklarını gizleyemediklerini söylüyor. Ben simit satarken gören bazı iş adamı esnaf arkadaşlarım şaşkınlığını gizleyemiyor diyor. Benzer bir hadiseyi arkadaşlar ben yaşadım. Ankara'da otelden çıktım. Necati Bey Caddesi'nde yürürken çorap satan birisini fark ettim kaldırımda.
Elazığ'ın çok müthiş, zengin kuyumcularından bir tanesi. Başımı önüme eğip hemen diğer karşı kaldırıma geçtim. Gözlerim yaşlı bir şekilde. Arabaya binmem gerekiyorken binmedim. Kilometrelerce yürüdüm. Göz yaşlarım yürümüş olduğum kilometreleri benimle birlikte yoldaş oldu. Hakikaten çok uzun verici bir hadise. Çok zengin bir yaş adamı ve orada kaldırımda çorap satan bir iş adamı haline gelmiş. Rabbim yardımcısı olsun diyor. Hiç kimse diyor benim simit satacağımı tahmin etmiyormuş. Ben de diyor hiçbir zaman için simit satacağımı düşünmemiştim. Ama yaptığım işten gocunmuyorum. Alnımın teriyle para kazanıyor. Şunu unutmayın arkadaşlar. Bir inşaatta çalışan, alnının teriyle, emeğiyle para kazanan kişi benim için çok önemli. Elini öperim ben o kişinin. Kazandığı tümüyle helal. İşte 1 milyon lirayı kaybetmiş, 5 kuruş yok cebinde ve simit satıyorum, ailemin geçimini sağlıyorum ama mutluyum diyor. Şunu unutmayın, para mutluluk değil. Şunu unutmayın, makam mutluluk değil. Önceki derslerimizde de size söylemiştim. Taşımış olduğumuz bu bedenin sahibi değiliz. Niçin mi? Almış olduğumuz nefesin kontrolü bizim irademizde mi? Hayır. Dolayısıyla kendi bedeninin sahibi olmayan onlarca evin, onlarca arabanın sahibi olabilir mi? Tabii ki hayır. Bütün her şeyin gerçek sahibi Yaradan. Dersimi burada bitirirken hepiniz Allah'a, Yaradan'a emanet olun diyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.